Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Bugünkü dersimizde patates sirkme yapmayı göstereceğim. Çok eski tekniklerden bir tanesi Türk mutfağında, Anadolu'da kullanılan. Sirkelemek, biliyorsunuz bir şeyi sallamak demek. Aslında tekniğin ismi biraz oradan geliyor. Oturtma, sirkme, bastı gibi teknikler birbirine çok yakın teknikler. Çok az farkları var. Kimisinde sebzeyi kavurmadan yapıyorsunuz, kimisinde kavurarak yapıyorsunuz. Kimisinde kıyma koyabiliyorsunuz, kimisinde et koyabiliyorsunuz. Aslında çok küçük nüansları olan sebzeli et yemekleri diyebiliriz hepsine ortak isim olarak. Sirkme de bunlardan biri dediğim gibi. Yapacağımız şey, sirkme yaparken önce kullanacağımız malzemeyi hafiften bir kızartacağız. Soteleme değil, hafif kızartma yapacağız. Yani az yağda kızartma yapacağız. Ama bunu yaparken de sade yağ kullanacağız. Sade yağ, hatırlarsınız, bununla ilgili bir videomuz daha var, sade yağ yapımıyla ilgili. Oradan takip edebilirsiniz. Biz de biraz daha tabii geleneksel yapmaya çalışıyorum. Tam anlamıyla yapamasak bile tabii ki sonuçta günümüzde artık teknolojiyle iç içeyiz. Zaten bu da gayet normal. Ama yine eski şeyleri bilelim ve mümkün olduğunca uygulamaya çalışalım. Bu da açıkçası çok keyifli. Ben keyif alıyorum. Bu yüzden de sade yağda kızartmayı yapacağım. Hemen başlıyoruz. Ocağı açıyorum ve sade yağ döküyorum tenceremize. Yağımız ısınırken ben de patatesleri doğrayayım hemen. Halka halka doğrayacağım. Çok kalın değil, çok ince de değil. Evet, yeterli bu kadar. Patatesleri güzelce bir kurulayalım kızartmadan önce. Bir bez veya bir havlu kağıt yardımıyla ki kızgın yağ koyduğumuzda her yere sıçramasın. Evet, aynı zamanda biraz da tuz ekliyorum patateslerin üstüne. Kontrol edelim, yağımız ısınmış mı? Evet. Evet, yağımız istediğimiz ısıya geldi. Patatesleri koyuyorum. Tamamen pişirmeyeceğiz. Sadece güzel bir renk alacak, kızartacağız ve sade yağın lezzetini çekecek patatesler. Evet, çeviriyorum şimdi. Güzel, bakın şu istediğimiz şu kızarıklık hem o lezzet verecek hem biraz kıvamını değiştirecek. Güzel böyle çıtırlık verecek. Evet, hemen alıyorum yine havlu kağıt koyduğum bir gastronomun içine. Bu standart kızartma tekniğinde uyguladığımız bir yöntem, biliyorsunuz. Fazla yağını emdirmek için kenara alıyorum. Alırken havlu kağıdın üstüne alıyorum ki zaten yemeğimiz yağlı bir yemek olacak açıkçası. Eski yemekler biraz daha günümüze göre yağlı. Şimdi aynı tavamızda soğanları da kızartıyoruz. Halka halka doğradım. Evet, soğanların biraz renk almasını bekliyorum. Daha sonra yemeğin içinde pişeceği için çok fazla pişirmeyeceğim soğanı da. Artık alıyorum, biraz renkleri değişmeye başladı. İyice yağını süzdürüp onu da patateslerin yanına alıyorum. Evet arkadaşlar, aynı tavada devam ediyoruz tencerede. Bu sefer sırada etlerimiz var. Mühürleme işlemini yapıyoruz. Mühürlemeyi hatırlayacaksınız. Kızgın tavada etlerimizi karamelize ediyoruz. Lezzetini artırmak için, görüntüsünü. Hemen gördüğünüz gibi kızgın tavada zaten renkleri istediğim gibi oldu. Etleri de alabiliriz artık. Evet, son bir işlemimiz kaldı aynı tavada. Salçamız var. Yemeğimizi isterseniz domatesle, isterseniz salçayla yapabilirsiniz. Güzelce salçayı bu sefer karamelize ediyorum. Güzel kızgın yağda. Zaten yemeğimizin suyunda olacak salça. Biraz sonra buna kemik suyu da ekleyeceğim. Hepsini birleştireceğiz daha sonra. Evet, salçayı da ne kadar kavuracağımızı nasıl anlıyorduk? Bakın, salça tencerenin dibine yapışmaya başlıyor artık. Bu size doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Salçanın çiğ kokusu da yok olmaya başlıyor artık. Rengi de koyulaştı. Demek ki artık bir sıvı vermemiz lazım. Hemen kemik suyumuzu ekliyorum. Güzelce karıştıralım salçayı, ezelim. Bu arada seyredenleri hatırlayacak, bu bir anda sıcak tavaya
sıvı verme işleminin adı da hatırlarsanız degreze yöntemiydi. Sonuçta burada da işte geleneksel bir yöntemin içinde aslında bizim de kullandığımız bir yöntem olan degreze yöntemini de kullanmış olduk. Evet, şimdi istediğimiz kıvamda suyumuz. Biraz pul biber ekliyorum. Çok az tuz. Salça tuzlu olduğu için tuza dikkat. Bütün malzemeleri birleştirme zamanı. Bu tencerede pişirmeye devam edeceğiz. Malzemelerimizi böyle alalım. Etimiz var. Patates ve soğanlarımız var. Oldukça sade bir yemek yine. Hep bahsediyorum bundan. Önce etleri koyuyorum. Güzelce yayıyorum tencerenin dibine. Üstüne kızarttığımız soğanları ekliyoruz. Çok az pul biber daha ekleyeceğim. Birazcık da tuz. Şimdi artık sıra patateslerde. Patatesleri de şöyle dizelim. Evet, birazcık daha tuz. Ve bu kadar. Artık ocağımızı açıyoruz. Yine her zamanki taktiği uygulayacağız. Kaynayana kadar orta yüksek ateş, kaynadıktan sonra çok kısa ateşte yavaş yavaş etler lokum gibi yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Zaten etler yumuşadığı zaman da patatesler çoktan pişmiş olacak. Burada silkme dememizin bir diğer sebebi de yemeğin ismine hem etleri, sebzeleri kızartarak kullandık. Bir de arada şöyle sirkeleme dediğimiz işlemi yapacağız ki o tencerenin dibine yapışmasın etler. Su her tarafına gitsin bu şekilde ve suyunun da iyice çekmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kaynıyor, yavaştan suyu da çekmeye başladı. İyice suyunun çekmesini bekleyeceğiz. Yemeğimizin özelliği o, karıştırmayacağız patateslerin şekli bozulmasın diye. Ama karıştırmak istediğimizde de ne yapacağız? Sirkeleme işlemini yapacağız işte. Sirkeleme işlemi de şu, biraz iki yanından böyle hem hoplatıyoruz hem de sağa sola ileri geri yaparak böylelikle hani lezzetliğin iç içe geçmesini sağlayıp dibine de bir şey yapışmasını engellemiş oluyoruz. Çok da fazla uzun sürmeyecek. Zaten miktarımız da az olduğu için etlerimiz yaklaşık 15-20 dakikada lokum gibi olacak. Suyu da çekecek. Sadece böyle yağ kalacak yemeğin. Evet arkadaşlar, patates sirkmemiz oldu. Gördüğünüz gibi ağzı açık şekilde pişirdik. Sebebi suyunun buharlaşmasını istedim. Çünkü sirkme yemeğinde çok sulu olmaması gerekiyor. Sadece salçalı böyle yağ kaldı. Çok az suyu kaldı. Hala da pişmeye devam ediyor. Son bir kez kaynatacağım şimdi. Evet, artık ocağı kapattık. İstediğim kıvamda servis yapma zamanı geldi. Artık servis yapacağım. Servis ederken nasıl servis edeceğiniz biraz size bağlı. İsterseniz patatesleri dizip üstüne eti koyabilirsiniz. İsterseniz etleri dizip üstüne patatesi koyabilirsiniz gibi. Ben önce patatesleri koyacağım. Bakın dibi hiç tutmadı. Bu önemliydi. Et ve soğanlarımızı da şöyle üstüne koyalım. Evet, şöyle bir tane de maydanozlu servisimizi yapabiliriz. Kuzu etli patates sirkmemiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.